kış hanımlar hep ekmek yapıyorlar. Onlar da ben gibi yemeği içmeyi seviyorlar. Selamun aleyküm hanımlar. Selam. Nasılsınız? Abla ne yapıyorsun? En yakınımda sen varsın. Özür dilerim ekmek tatlım. Ekmek yapıyorum. Adın ne ablacığım? Sengül Çağdaş. Ay pardon abla bir saniye. Sen de birlikte bir gitti gel. Bir gitti bir geldim. Dur abla abi, sohbet ederken duralım olur mu? Ha? Ben bir yere sığamadım ki. Nereye oturacağım? Un alacağım. Ama sonra kızarlar bana Nimet'in üstüne oturuyorsun derler. O değil bak burada uyuyor. Tamam tekerleğin üstüne oturabilirim. Beş tane kadın koca alana yayılmış. Ben kendimi bir yer bulamadım. Çok özür. Şengül ablacığım ne yapıyorsun? Yuka yapıyorum. Niye yapıyorsun abla? Yemek için. Sen de ne zaman bitecek derdinesin değil mi? Ne zaman bitecek? Ben şimdi işinizi yavaşlattım. Ya sen çek hadi. Bir şey olmaz yarın devam edin yarın ne olacak? Karnı yarın dederiz. Yani ne olacak? Sen de dinlen. Sen de. Herkese hanımlar herkes dinlensin Allah aşkına. Aynen muhabbet edelim durun. Nasıl olsa bir kişi çalışmayacak hepsi çalışmasın. Aynen. Haksızlık olmasın. Aynen. Şengül abla şimdi evet. İyi hoş da bu kadar ekmeği bu beş hanım aile içerisinde paylaşıyor mu? Yok. Sadece bir ailenin bu. Bir ailenin mi? Evet. Bu kadar ekmek. Evet. Bir senelik mi? Yok. 6 aylık. 6 aylık mı? Aynen. Kaç tane ekmek yiyorsunuz bir günde? Öğünde bir tane yesek günde 3 öğün 3 tane yiyor bir kişi. Bir kişi 3 tane yiyor. Aynen. Hesaplama buna göre mi yapılıyor? Aynen. Yani 6 ayda bir evde 5 kişi varsa, aynen. Günlük 3 ekmek yeniyorsa, aynen. Günde 15 ekmek eder. 180 desek 180 ile 15'i çarp. Abla adın ne? 2700. Sultan. Sultan abla 180 ile 15'i çarp. Benim hiç okur yazarım yok. Ben bilemem ben okur yazarım yok. Şengül abla siz 6 ayda kaç kişisiniz evde şu an? Biz 3 kişiyiz. 3 kişisiniz. Siz 6 ayda 2000 tane ekmek yiyorsunuz. Haberin var mı? 2000 ekmek. Canım torunlar da geliyor arada. Onlar o zaman 3000 ekmek. İşte torunlar var, gelinim var. Ve bugün kim için çalışılıyor? Ha. Günde çalıştık akşam kadar. Kim ekliyor, kime çalışıldı? Buna çalıştık, bu hanıma. Zeynep Hanım'a. Bu kaç gün çalışacağız buna? İkişer gün yapıyoruz. İkişer gün. Aynen. Yani ortalama kaç kilo undan bu ekmek çıktı? 1,5 çuval, 50-65 kilo diyelim. 75 kilo odan. Kız bu kadar ekmeğe zayıfsın vallahi. Sen gelsene şuraya nasıl olsa hamurun başındasın. Gel sen şöyle yanıma gel abla. Kız gel. Gel bebeğim gel. Ekmekleri nasıl yiyorsun anlat bize. Dön ama dön. İçine attırın. Abla adın ne? Zeynep. Zeynep abla, iki gündür bu kadınları çalıştırıyorsun. El vicdan. Az ekmek yiyin, az kilo alın. Ne gerek var böyle? Biz de bunlara yövmiye diyoruz. Ha yövmiye para mı veriyorsun? Hayır, benim onlar bana ediyor. Ben de onlar edeceğim yarın bir gün. İmece usulü. İmece usulü yani. Ha, herkes birbirine çalışıyor. Aynen. Herkese iki gün bana geliyor. Ben buna iki gün geliyor. Bunlar şimdi ödünce diyor bana. Ödünç ödüyorlar. Herkes borcunu ödüyor. Borcunu aynen. Ödüyorlar. Ha. Bunlar borçlu da öyle geliyordular. Sen önceden çalışmışsın evet, yani. Evet çalıştım. Aynen. Sen diyelim 1,5 çuval un getirdin. Bu 3 çuval un getirirse kim kime borçlu oluyor? Borçlu olmaz. Bugün akşama kadar ister 3 çuval et ister 4 çuval et. Bugün akşama kadar ben de bunları. Ben gibi çenebaz biri gelirse iş yarım kalır. Bir yandan çene yaparsın, bir yandan ellerin böyle çalışıyor. Ha? Bir daha ünlemezler o zaman. Ekmek yok yapmaya. Ya. Sabah öğlen aşkım sen gelsin. De gel bak herkes oturuyor. Bir tek ocakçı çalışsın. Vallahi bütün yük ocakçının. Sen de ara ver 5 dakika. Pişir onu gel. Kandırım sonarsa gözümüze gider. Yok sen onu o ekmeği de al gel yiyelim bari. Hayır, gel. Of hadi. Hadi gelin kızlar az sohbet edelim. Vallahi bak muhabbet çok uzun sürerse ben akşama hamur kadar gitmem. Hamur kalır. Hamur gel. Ay küpelerine bak ya kız çeyrek mi taktın? Da Zeynep abla sen de kendim hanım gibi ya aşkım. Vallahi hiç ayıp değil. Ya aşkım ye. Al annem al.
günah size bu kadınları çalıştırıyorsun. Kevrek kevrek ne güzel kadın. Al abla ha. Bu kadınları çalıştırıyorsun hiç vermiyorsun öyle. Ekmek değil mi? Nereye canım? Aşama daha önce ediyorlar daha ettikler ufacık ekmek. Daha kaç tane yapacaklar? Daha öyle üç boy da olursa öyle. Üç boy daha mı? Evet. Oo, ciddi misin? Ha? Hamur bitecek. Hamur bitireceğiz. Aa, o zaman bugün bitmez bu. Yarın yarım gün daha çalışacağız. Bugün 11'e kadar çalışacaklar. Peki kocalarınız ne diyor bu duruma? Sen şimdi ben onlara para versem kaç para edecek? Ya. Onlara para versek cepten çıkacak. En iyisi yövmeye olunca hiç seslenmiyorlar. Akşama kadar buradayız ne yapıyorsunuz bile demiyorlar. Demiyor mu? Demiyorlar. Ay ya. O da çok hayırsızmış canım. Evet. Hiç gelmez. Hiç gelmiyor mu? Hiç gelmiyor mu yanına? Yok, o da işe gitti. O da işe gidiyor, işe gitti. Karnım acıktı. Acıkınca oyun mı geliyor? Alım yapıyor. Oyun alım. Hepinizin kocası acıkınca mı geliyor? Tabii. Başka hani türlü gelmiyorlar değil mi? Mandalını yapacak ama. Hadi karnı doyuruyor. Ondan ki gidiyor. Ne edersen et sen burada. Onlar da bağ bahçe işi yapıyor. Paraları size mi getiriyorlar yoksa kendileri mi harcıyorlar yok, her şeyi? Yok kendileri. Kimse ev halkına harcarlar. Kız kocan getirip parayı sana vermiyor mu? Veriyor. Yani al bunu götür bütün masrafları yap diyor mu? Hayır masraf kendi yapar. Ben kadınım ya ben pazara gittim iplik saplık alırım ama eşim evin ihtiyacının her şeyini dört yani kere. Yani sen harçlığı kocandan mı alıyorsun? Elbette. Ama bak yanlış yapıyorsun hayatım. Evet. Önce kocandan paraları alacaksın, sen harçlığı vereceksin kocana. Tabii canım. Bütün adamlar Allah. Beni burada paralayacaklar vallahi. Sen bekarsan kapıda kalırsın bak, endek gibi deme. Bak bu kafayla evde kaldım işte Zeynep Bey. Öyle deme o zaman. Öyle deme o zaman. Sen de kazanacak, o da kazanacak, para şuraya gelecek. Peki bu abla kim? Ben Dünürüyüm. Ha siz dünür müsünüz? Dünürüz biz. Eyvah, benim kızımı verdim ben buna. Ha kızını verdin. Kızımı verdim. Madem dünürün yanında. Abla adın ne? Melek. Melek abla. Zeynep abla şimdi senin oğlan gitse gelinden harçlık alsa nasıl olur? Alıyor saati. Öyle mi yapıyor? Evet o da alır. Oğlan kazandı bütün parayı karısına mı götürüyor? O da verir. Onda ihtiyacı oldu mu onda da verir. Öyle olmaz şimdi. Evdeki banka kim? Gelin. Ya buyun gidip geliyor bak gitti daha. Parayı daha götürecek hali yok. Evdeki kasa kim? Evde kasa da paramız yok. Nereden bulacağız? Evde kasayla parayı kulu. Olca her yeri 300-400 lira. Onun da oldu. Olsa ne çıkar? Aha oğluma söyle kasada para. Aşkım ben öyle büyük kasadan bahsetmiyorum. Sen beni yanlış anladın. Hani 3 lira da olsa hani kim, para kimde toplanıyor? Gelinle de toplanıyor. Bunun beyine toplanıyor. En çok parayı bunun beyi görür. Evin, iki evin beyi işleyecek. Şimdi iki evin işleyecekini görür. Aa, o zaman senin kocandan herkes harçlık alıyor. Allah sana yardım etsin aynı aşkım. Aynı kadar alırlar. Kölük yerlerinde ekseriye öldüm. Peki Dünür'ün ara nasıl? Acar süper. Herkes Dünür öyle yapsın. Hiç ya, daha birbirimizi evet. Kırmadık işte. Gerçekten mi? Peki iki dünür nasıl kanka oluyor? Kanka mı oluyor? Anlaştı mı kanka oluyor? Anlaştım birbirine. Ya bu kavga yapmazsın. Birbirinize iyi o davranırsın. Bu. Hakikaten Türkiye'ye böyle örnek teşkil edecek bir ilişki. Oğlanla kız tartıştığı zaman siz hangi tarafı tutuyorsunuz mesela? Oğlanla kızı arasını ben buluruz. Ben oğlanlardan yana oluruz. Oğlum sen sus, kızım sen şöyle yap. Gelinden yana oluruz. Gelinden yana oluruz. Ben gelinlerimden yan olurum sürekli. Sen Dünür'le kanka mısın abla? Daha Dünür'üm orada bak. Ha o da mı orada? Aa, kız gel Dünür sen de gel. Gel gel gel. Ay burada ilişkiler çok güzel. Gel abla gel. Afyon Karacaören'de Dünürler Federasyonu'nu kurdum canlarım. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abla adın ne? Fadime. Fadime abla ya. Şengün ablayla sen Dünür'sün. Peki bu teyze? Amcamın kızı. Amca kızı. Ha amca kızı tamam. O zaman bu da Dünür'ümüz. O da benden de Dünür. Nasıl ha? Dünür? Bayağı. Abimin gelini var bunun gibi. Öyle değil birebir Dünür'den bahsediyoruz. Şengül ablanın kızı mı sende, oğlu mu sende? Kızım. Ha, kızı bende. Sende. Kızı bende. Aynen. Bu Dünürlerin kanka olması nasıl oluyor ya? Nasıl bu ilişki kurdunuz? Çocuklarımız mutlu olunca biz de mutluyuz. Onlar mutsuz oldun, biz de mutsuz oluruz. Ufak tefek şeyi aramazsın. Birbirinden anlaştın mı en büyük mutluluk o. Ama şimdi çocuklar kavga edince taraf tutulur ya. İnsan hayır, evladını atar mı? Atmayız, biz öyle bir şey etmeyiz. Hayır. Biz de önce oğlumuz azarlanır, gelinimiz baş tacı olur. Gelinimiz baş tacı. Peki ne diyorsunuz? Oğlumu tersleriz, azarlarız. Hayır. Oğlun haklıysa? Haklı olmaz. Niye haklı olmasa da olmasa da gelinimiz haklı çıkar. Oğlanı şey dersin.
Bu nasıl iş ya? Hayır oğlum. Aynen. Ama şimdi biz çok mutluyuz gelinlerimizin. Evet, o zaman burada Tio'yu öğrendik. Oğlanın annesi kesinlikle yapması gereken tavır. Oğlun haklı da olsa, haksız da olsa fırçayı yemesi lazım. Tabii. Oğlunu baş koy vermeyeceksin. Doğru. Baş koy verdin mi her şey olur. Gelin olmaz. Ah nerede böyle kaynanalar kız. Vallahi melek gibi. Bir de sana sormak lazım. Doğru söylüyor kız bunlar? Doğru söylüyor tabii. Şengül abla peki sen ne yapıyorsun böyle durumlarda? Gelinlerime hak verin her zaman. Kız tarafında da böyle mi oluyor? Hep damat mı haklı? Kız tarafı da damadı kızını azarlar. Zeynep abla, dünürünle kanka olmanın en büyük sebebi ne? Şimdi gelinle oğlan iyi mutlu olursa biz ondan daha çok anlaşırlar. İlk gidersen ya oğlanı azarlarsa. Oğlanı azarlarsın. Bir gelini dinlersin, gidersin bir oğlanı dinlersin. İkisinin sorununu bulursun. Peki arayı bulamazsın. Ya, bulmak zorundasın. Öyle olmasa nasıl geçim edecekler? Edemezsin. Gördüğünü görmezlikten evet. Geleceksin. Duyduğunu da duymazlıktan geleceksin. En bahtiyar biz olacağız. Evet işte şimdi bu çok açıklayıcı evet. Oldu gerçekten. Aynen. Her şeyi İyiydi. Ararsan şu kırıldı, şu döküldü, ne kırdın, ne döktün dersin o alı gider. Ama boşver kızım canın sağ olsun dedin mi her şey tıkırında yürür gider. Dünür oğlum dördünle de hepsinden de aynıyındır. Kanka mısın herkese? Hepsinden de kankayındır. Ay ne güzel dört ya. Dört tane dünürüm vardır. Dört de hepsi de birbirinden süperdir. Burada yabancı yok. Evet. Ben bu işi çözemem canlarım. Oğlu olan oğluna kızıyor. Kızı olan kızına kızıyor. Böylelikle dünürler kanka oluyor. Ondan sonra beş yuvalın başınıza kalıyor. Yap yapabilirsin. Gider, küs gider o zaman. Getirmek sana düşer. Küs gidersi oğlun azarlarsın. O da kızın azarlar. Kızım şöyle olur, kızım böyle olur. Alttan gelir. Çok akıllıca. Ondan sonra çok akıllıca. İş daha düzgün olur. Aferin kız gel öpeyim seni. Oh. Vallahi canım benim olsun. Vallahi çok güzel bir yerden bu yakaladın. Kıza kızacağına. Evet. Gidince kendin getireceksin. Ne kendini yoracaksın? Niye gideceksin de o kıza üzeceksin. Hem anası üzülecek hem senin aranda sorun olacak. Aynen. İyisi gidersin oğlunu şey edersin. O senin evladın nasıl olsa senin. Doğru. Ama ötekinin kalbini kıramazsın. Doğru. Öteki el kızı demişler. Aynen. En iyisi kırmadan git oğlunu azarla demişler. Kızını gelini bağrına bas demişler. O da gitti aynen. Zaten annesini anladır. O da aynısını yapar gelir bağrına basar. Siz böyle güzel güzel birbirinize davranınca tabii beş çuvalın da size kaldı. Kaldı. Peki bu ekmekler nasıl yapılıyor? Bizim amca kızı teyzemiz söylesin. Küpeleri de çeyrek çeyrek kız. Annemin hediyesi. Canım annen hayatta mı hala? Evet. Abla peki biz bu ekmekleri nasıl yiyeceğiz? Ekmekleri önce sularız. Islatırız. O yumuşar. Onu şimdi yığarız dolaplara. Kurudur yığarız. Akşamdan sularız. Bu kadar ekmek size çok değil mi ya? Çok. Benim yukarıda bir 8 boy ekmek var. Bu gibi kaçma biznesi. Ne yapıyorsunuz bu kadar ekmeği? Onu güz ekmeğine kadar yiyeceğiz. Kış ekmeğine kadar. Kışın böyle 3-4 gün dayatacağız. Kış bitesi ya. İzmir'e gider. Oğlanlarımız İzmir'de. Demir niye? Çelik'te. Çalışıyor. Herkesin mi? Hepimizin. Evet. Bunun iki oğlu var İzmir'de. Benim bir oğlum var İzmir'de. Onun... Kıvay oğul İzmir'de. Hepicimiz evet. İzmir'de hemen hemen. Bir bunuku koyun gidiyor. Ovamızda su yok. İçmemiz anca yetiyor. Ya. Ovada su olmadığı için patate ekemiyorlar. Hiçbir şey ekemiyorlar. Vişne nasıl yetişiyor? Allah verirse oluyor. Hatta da parası etse pek güzel olacak. Para etmiyor mu? Nereden? Yok. Kız vişne sular hep buradan vişneleri gidiyormuş işte. Vişneler gidiyor oralarda bal ediyor burada etmiyor. Hanımlar şimdi ekmekler bitti. 2 gün 3 gün hadi herkes birbirine çalıştı 10 gün. 10 günden sonra ne yapıyorsunuz Melek abla? Evimizin temizliği olur. Koyunlarımızı sağarız. Evlerimizi temizleriz. Camlarımızı perdelerimizi çekeriz. Ovalarda çapa yaparız. Vişnelerimizi yolarız. Ay, yağmur yağdı mı çok güzel olur. Tarladan toplar geliriz yeriz. Peki böyle toplanınca kimin dedikodusunu yapıyorsunuz? Kim dedikodusu? Bugün yaparız. Bugün gündemde kim varsa onun dedikodusu çıkar. Düğün düğün var mı? Düğün var mı? Sabahtan akşama kadar da 10 gün burada hamur sadece açmakla zaman geçmez. Şimdi bu ekip toplanınca, bu Dünürler Federasyonu toplanınca kimi anlatıyor Allah aşkına? Sevilen de anlatılır, sevilmeyen de anlatılır. Akşama kadar nasıl vakit geçireceğiz? Tabii, işte bunu demek istiyorum aşkım. Tabii. Aynen. Öyle. Şimdi bir saat sonra benim hakkımda ne konuşacaksın? Doğru söyle Fadime abla. Allah aşkına bak. Senin hakkında ne konuşayım?
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.